Tercüme lüzum kalmadan derdimizi anlayacak bir hekime ihtiyacımız vardı. Allahu alem. İyi oldu gelişin Kadir evladım. Allah senden razı olsun. Şeyhülislam'ın Sadi Hüdayi Efendi'nin hanımına denk geldim de. Merak ettim. Aslı Hanım. Hayırdır, bir şey mi oldu, bir şey mi dedi? Hayır, genç zevcesi. Ne zaman geldi damınıza? Şimdi gencini yaşısını ne yapacaksın evladım? Biz mahremi de namahremi de emanet bilip gelmedik mi buralara? Hayırdır? Evelallah Müşri Hazretleri, evelallah. Benim sadece merakımı celbetti. Nereden gelmiş, ne yapar diye. Sözünüz emirdir. Gel. Ali, müsaadenizle. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm Mürşit Hazretler. Aleykümselam Naim Efendi. Müsaade varsa ben değerli vaktinizden istifade edecektim ama. Estağfurullah, söyle bakalım. Şimdi Meryem olacak zevcem, o kafir doktorla evlenmiş. Ben seni de, kızımı da alacağım dedim. Zinhar yanaşmadı. Ben onlara ne edeceğimi bilirim de, evvelinde bir size danışayım dedim. Size danışmadım her keresinde, malum. Yüzüm yere eğildi Mürşit Hazretleri. Artık yüzünü yere eğmeyeceksin efendi. Bak, sen bu tekkenin en kıymetlilerindensin. Allah razı olsun. Heh, şöyle, şu omuzlarını bir dik tut bakalım. Heh. Şimdi aç kulağını, beni iyi dinle. Önce dünya aleme bu kızın babası kimdir ispat edeceksin. Kimdir? Ya o kimdir efendim, söyle. Ben. Heh. Sensin. Bunu ispat edeceksin. Nasıl? Vallahi şimdi imanından şüphe etmediğimiz avukat bir dostumuz var. Önce ona gideceksin. O Levent küffarını çocuk hırsızlığından tağutların hukukuyla hapse attıracaksın. İşte o vakit kızını da hanımını da yanına alırsın. Lakin o hainler senin kızını yurt dışına kaçırmaya da kalkacaklardır illaki. Ne yapacaksın? İmanından şüphe etmediğimiz avukat dostumuza danışacağım inşallah. Maşallah Naim Efendi. Maşallah. Cüneyt, müsait misin? Giriyorum. Yok. Cüneyt Efendi gitti. Boşa girme içeri. Ne demek gitti? Nereye gitti? Sen gördün mü? Yani sabah mı gitti? Anahtar dışarıdaydı. Durdursaydın keşke. Durduramazdım. Çünkü ben kendi ellerimle açtım kapısının kilitini. Saldım onu. Ne? Ne demek saldın? Meryem, sen ne yapıyorsun? Yani Cüneyt'in durumunu bilmiyor musun? Kendine zarar verebilir bu çocuk. Biz seninle bunu konuştuk, biliyorsun. Korkma. Hiçbir şey yapmayacak kendine. Sen ciddi misin Meryem? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Onun meselesi başka. İtimat et bana. Böyle olması gerekiyordu. Hangi hurafeye göre? Neye göre Meryem? Yine gördüğün o düşlere göre mi? Nasıl yapabilirsin bunu? Allah'ım, benim onu bulmam lazım. Yoksa her şey biter. Cüneyt. Memur Bey. Zeynep'e bir şey mi oldu yoksa? Levent Alkanlı. Evet, benim, buyurun. Ne oldu, hayırdır? Hakkınızda şikayet var. Bizim emniyete gelmeniz gerekiyor. Kim şikayette bulunmuş? Onu emniyette öğrenirsiniz. Buyurun gidelim. Yani kesin Naim'in işi.
Bizi tehdit etti, gitti son zamanlarda ya. Biliyordum. Bırakmaz Naim. Eğer bir şey istediyse alana kadar, sonuna kadar bırakmaz. Allah razı olsun. Ama öyle kızımı kolay kolay alamaz. Ne yapıyorsun sen? Hı? Hop hop. Karakoldasın doktor. Burada öyle celallenmeyeceksin. Ne sandın? Kızım sana mı bırakacaktım? Alacağım kınalı kuzumu. Sen de çocuk hırsızlığının cezasını çekeceksin. Diyorsun lan ne hırsızlığı? İlişme bilerek yapıyor. Yılan! Sen biliyordun da sakladın benden. Sana da sıra gelecek. Kapı gibi avukatım var benim. Sana da uygun bir ceza buluruz Meryem Hanım. Eğer şikayetini geri çekmezsen kendimle beraber seni de hapse yollarım. Ne alaka ya? Ben ne yatacağım hapiste? Meryem'le Mira'ya kemik yaşı muayenesi yaptırırsam ne olur biliyor musun? Meryem'in Mira'yı doğurduğunda çocuk olduğu ortaya çıkar. Bu da seni hapse yollamaya hayli hayli yeter. Ne? Yok. Öyle bir şey yok. Yapamazsın öyle bir şey. Öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir yaparım ki şaşar kalırsın. Yapamaz. Meryem, söyle yapmaz. Ya onun da rızası var. Sen de istedin evlenme. Yapmazsın. Söyle yapmazsın. Meryem! Az geç, ben de durayım. Benimle beraber Meryem de şikayette bulunursa var ya, alacağın cezayı sen düşün. İyi. Çekeceğim şikayeti. İyi. Hadi. Çekeceğim. Meryem, Meryem. Avukat Bey. Tamam artık korkmana gerek yok. Tamam. Mira korkmak da haklı. Kendi usulünce yetiştirmek isteyecek onu. O yüzden de bırakmayacak. O yüzden Mira'yı bir an önce yurt dışına göndermemiz lazım. Hatta hemen buradan çıkar çıkmaz. Hayırdır inşallah, kim ola? Dur sen dur. Yine mi sen? Kızımı görmeye geldim. Madem şikayeti geri çektin, o vakit kızımı göstereceksin bana. Bir, o senin kızın değil. Biyolojik babası olman seni baba yapmaz, tamam mı? Onu ben büyüttüm. İkincisi, sen kendi özgürlüğün karşılığında şikayetinden vazgeçtin. Üçüncüsü, kız burada değil, çok uzaklarda. Nerede çok uzaklarda? Londra'da, muhtelif yerlerde. Belki de yarın başka bir şey de geçer. Ne bileyim, başka bir ülkeye. Kim bilir? Olmaz. Zinhar yapamaz. Avukat karar çıkardı yurt dışı için. Kağıtlı belgeli karar var elimizde. Meryem, ne diyor bu adam? Kız evde değil mi? Gitmedi bir yere. Yahu kibriniz arşa ulaşmış artık be. Tek zeki siz misiniz? Yani ben kızı yasal yollarla mı çıkartacağım? O kadar saf mıyım? Yalan. Yalan konuşuyorsun sen. Meryem sen de. Bak sen yalan konuşmazsın. Kız burada değil mi? Kızın bir yere gittiği yok değil mi? Naim. Yeter. Gitti. Bırak bu işin peşini artık. İçeri bakar. Hop 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 hop. Geri bas. Geri bas. Yakmayayım canını. Kanıt göster. O zaman kanıt göster. Tövbe billah ayrılmam buradan. Bana kanıt göstereceksin. Çıkar telefonunu. Çıkar. Yemin ederim bir an önce buradan defolup gitmen için yapıyorum. Bak. Eğer kızımı seviyorsan özlediğinde hasret gidermek için bol bol bakarsın. Hadi. Gitmiş. Bunu da yanınıza bırakırsam bana da Naim demesinler. İkinizle de görüşeceğiz siz. Hadi baba. Alacağım kızımı. Meryem! Meryem alacağım kızımı. Doktor alacağım kızımı. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Alacağım kızımı. Kızımı bırakmayacağım size. Alacağım yavrumu. Kınalı kuzumu alacağım ben. Alacağım. Yok daha abi. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.